İstisnam yok. Elbette benzer bir şeyi yapabilirlerdi ve yapacak bir gücü var. Çünkü bir denge ve kontrol mekanizmasını sağlayacak bir denetim organı yok Türkiye'de. Yargın mesamesi okunmuyor. Sizleri tenzih ederek söylüyorum ve benzerlerini. Medya zaten işini yapmıyor, yapamıyor. Yaptığını söyleyenler tamamen iktidarın mafyatik işlerini, suç ilişkilerini meşrulaştırmaya dönük bir yaygın rıza üretimi için çalışıyorlar. O zaman iş gerçekten toplumsal muhalefetin siyasi partilere de itici güç oynayarak ortak sesi çıkarmasına dayanıyor. Biz orada gerçekten kitleleri görebilselerdi o kararı o kadar alamazlardı. Çok net söylüyorum bakın. Bugünden doğru yapalım. Bir sonraki benzer davada ya da olayda bunu aynı şekilde yapamayacaklarını herkesin ortaklaşması lazım. Bakın Gezi İsyan olduğu gün, aynı gün Rize Fındıklı Belediyesi'nin başkanı Ercüment Cervatoğlu'nun yargılaması vardı. Rize Fındıklı yaklaşık 8-9 bin nüfuslu bir kent ve saçma sapan bir dava açtılar Ercüment Başkan'a. Ama o gün yargılamanın yapıldığı yerin önünde 1500-2000 kişi vardı ve Ercüment Başkan beraat etti. Yani bu hukukun olduğunun kanıtı değil ama hukuk mekanizması diye tarif edilen o tetikçi haline gelmiş yargının neyden ve kimden ürktüğünün ve doğru karar verebilmesinin yolunun nasıl geçtiğiyle ilgili. Benim sadece çabam, çağrım bu. Elbette ki yöntemi tartışılabilir, üslubu tartışılabilir ama hakikatimiz bu. Bu hakikatten yola çıkarak bir asgari müşterek yaratmak zorundayız. Ve lütfen ama lütfen anketlere bakıp seçimle gidiyorlar sloganının altında birikmek korkunç bir atalet, rehavet ve bizi doğru yere sevk etmiyor. Ve bakın çok yakın zamanda elbette nesnel ve öznel koşulları farklı ülkelerden bahsedeceğim ama Macaristan'da ve Fransa'da iki ayrı seçim yaşadık çok yakın tarihlerle. Benzer bir otoriterliği, baskı rejimini yaşıyor Macaristan ve Türkiye ile aslında uygulamaları çok birbirine benziyor. Yasaların iğdiş edilmesi, anayasanın alaşağı edilmesi, siyasi partilerin ve seçim kanunlarının değişmesi gibi bir dolu alanda ya da şu anki mevcut AKP-MHP faşizminin yarattığı baskı ortamının benzerlerini orada da kuruyorlar ve bir ortak aday çıkardılar ve hezimete uğradılar. Şimdi çok bambaşka kültürlerden ve siyasi geçmişten geliyorlar falan filan ama söylemeye çalıştığım başka bir şey. Ya da Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Buradan yaklaşık 30 yıl önce bindelik sayılarla, oranlarla anılan Le Pen'in partisi, yani binde üçlerdeydi 95-96'da. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Macron'un en ciddi rakibi olarak sahaya çıktı. Şimdi bu bize ve Macron da dedi ki bakın ırkçılar, faşistler kazanmaması için siz bana oy vermeye mecbursunuz ve Macron böyle kazandı. Şimdi bakın aynı şey Türkiye'de yaşanıyor. Fransız seçimleri üzerinden AKP-MHP'nin karanlık faşizmine karşı bize oy vermeye mecbursunuz denip ama ülkenin kadim sorunlarına dair bir toplum sözleşmesini şeffaflıkla duyurmayan bir altılı ittifak var. Macaristan üzerinden kıyasladığımızda da siyaset dediğimiz şeyin elmalarla armutlarının toplamının bize verdiği bir aritmetik sonuç olarak galibiyet getirmeyeceğinin kanıtıdır. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar benzemez toplamının bakıp da tamam AKP-MHP bloğundan fazla oy alıyoruz gibi bir hesap bizi evdeki hesabın çarşıya uymayacağına dair ciddi bir tehlikeyi gösteriyor bize. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Tabii bir siyasetçi olarak parlamento içerisinde görev yapan bir siyasetçi olarak aynı zamanda tabii lafını esirgemeyen bir gazeteci olarak diyelim. Ahmet Şık'ın yeri ayrı bizler için tabii ki. Eyvallah, şimdi bir siyasi parti içerisinde görev yapan bir milletvekili olarak ne kadar acaba bu görüşlerin topluma yansıyabiliyor. Alanda görev yapan bir gazeteci ve belki de o toplumun sesi olan bir kişi olarak ne kadar yansıyor? Bu çok önemli. Senin verdiğin örnekten yola çıkacak olursak mahkemedeki hakimin kararı açıklarken o güçlü sesten çekinerek zaten kimsenin de gözünün içine bakmadan kararın sonuna kadar okumayıp oradan ayrıldığından söz etmiştin. Evet. Demek ki hakimin bile bu kadar sindiği bir ortamda iktidarı da sindirebilecek bir takım güç elde edebiliriz diye bir görüşe sahip oldun. Şimdi bir siyasetçi olarak ve parlamento içerisinde görev yapan bir siyasetçi olarak dışarıdaki topluma nasıl bu kadar etki yapmak lazım ki ses güç şey çok gür çıksın, diğer siyaset partilerini de tabii eleştirmek kaydıyla onlara da mesajın olsun. Evet. Ya bakın bunu şöyle bir örnekle söylemeye çalışayım. Şimdi anketler eğer gerçeği yansıtıyorsa ki ben hani anket şirketlerini kötülemek ya da yaptıkları işleri küçümsemek için söz kurmuyorum. Yanlış anlaşılmasın ama ben
gerçeği ifade etmediğini düşünüyorum ve önümüzde yaşanacak seçimin çok sürprize gebe olduğunu söylüyorum. Ama bu öyle bir sürpriz ki, örnek vermek için söylüyorum, işte HDP'nin %18 oy alması, TİK'in %10 oy alması ya da iktidarın %60 oy alması ya da Millet İttifakı'nın %70 oy alması. Yani bu kadar uçlarda bir sürpriz bekliyorum. Anlatabiliyor muyum? Ne olduğunu bilmiyorum. Ama önümüzdeki seçime dair yapacağımız en doğru tespit bir belirsizlik olduğudur şu anda. Anketlere baktığımızda bize şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye'nin en büyük partisinin şu an kararsızlar ve protesto oyları da biriktiğini gösteriyor. Şu manada söylüyorum, %30'un üzerinde bir oran yani ortalaması. Şimdi muhalefet bloğuna bakıyoruz. İktidar bloğuna baktığımızda iktidarın bileşenleri olan AKP, MHP'den bir oy kopuşu olduğu ortada. Ama muhalefet bloğuna baktığımızda bu kadar siyasal çeşitliliğe, ideolojik çeşitliliğe rağmen oradan kopan seçmenin hala kararsızlarda ve protesto oylarda birikmesi ya da kararsız protesto oylarının bu kadar yüksek olması bize şu gerçeği de gösteriyor. Demek ki bu kadar siyasal çeşitliliğine rağmen muhalefet partileri insanlara hayal kurmasını sağlayamıyor, umut aşılayamıyor ve bu iktidarın değiştiğinde sorunların çözümü olabilecek bir mekanizma yaratacak bir program sunabilmiş değiller. Bakın önümüzdeki bir yıl boyunca tamamen bunun üzerinde uzlaşmak gerekiyor. Bu altılı ittifak, altılı ittifakın dışlandığı, şu an görüşmeleri süren ve yakın zamanda somutlaşacak olan üçüncü ittifakın bileşenlerinin hep birlikte bir ortak müşterek yaratması lazım. Ben hep aynı şeyi iddia ediyorum. Bakın bu ülkenin ihtiyacı olan şey bir senedi ittifak. İkinci bir senedi ittifaktan bahsediyorum ki ilk senedi ittifak Türkiye'de, bu coğrafyada demokratikleşmenin, meşrutiyetin falan önünü açmıştı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şu anda da biz yeni bir Türkiye diyor isek, ki bu yeni Türkiye barışçıl, eşitliği de öngören bir sivil anayasaya sahip, Türk Ceza Yasası'nın ve benzeri kanunların çağdaşlarıyla eşit seviyeye gelmesi, Türkiye'de demokrasi normlarının egemen olmasını sağlayan bir şeyden bahsediyoruz, yeni Türkiye'den. Çünkü eskisinin de iyi olmadığını düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Biz bu yeni Türkiye'yi beraber kuracak isek, o yeni Türkiye'ye bunu talep eden tüm siyasi yapıların ve siyasi yapıların da bir şekilde ilişkilenmiş ya da onlara yol gösterecek sivil toplum örgütlerinin bu senedi ittifakı birlikte hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın çok yanlış bir biçimde hep şu tartışma yapılıyor. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ya bakın, mevzuyu adaylık tartışmasından çıkarmak gerekiyor bir kere. Çünkü bizim yapmamız gereken o üzerinde ortaklaşılacak Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir sistemi temsil edeceği ve o sistemin dayandığı senedi ittifakı çok şeffaf bir biçimde insanlara gösterebilmek. Bunu yapmadığınız müddetçe Türkiye bu karanlıkta kalması için her zaman büyük bir risk barındırıyor. Bizim ihtiyacımız olan o. Kürt meselesini nasıl çözeceksin? Türkiye'nin yargı reformunu nasıl gerçekleştireceksin? Yargı bağımsızlığını nasıl sağlayacaksın? Doğa çevre talanına nasıl son vereceksin? Şimdi muhalefet partilerine bakın, bir dolu belediye muhalefet partilerinin elinde. Onların yaptığı çevre doğa talanı yok mu? Onların ortak olduğu çevre doğa talanı yok mu? Anlatabiliyor muyum? Merkezi iktidar neyse yerel iktidarla benzerlerini yaşatan muhalefete bakarak demek ki ihtiyacımız olan bu olmadı. Yepyeni bir anlayışla bu ülkenin seçmeninin genç nüfusunun da oranına bakarak o gençlerin nabzını tutan ve onların taleplerini önceleyen bir yerden doğru bir tutum almak gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl sağlayacağımız konusunda bir şey söylemek gerekiyor. İşçi, emekçi cinayetlerini engellemek ve emek sömürüsünü sermayeden yana değil, bu eşitsiz ilişkide eşitliğin hafif kalan tarafında olan emekçiden yana kurabiliyor muyuz, kuramıyor muyuz? Bunlardan bahsetmemiz lazım. Buna dair hiçbir şey söylemeyeyim ama karşımızda korkunç bir karanlık var. Artık küçücük gençler, çocuklar bile mafya diye tarif ettiği bir iktidar var. Dolayısıyla bana oy vereceksiniz, doğru bir siyasi mantık değil, doğru bir politik hat değil. Benim söylemeye çalıştığım bu. Şimdi tabii mevcut iktidar hem korku vermek hem de bir anlamda özellikle de HDP'nin başına gelen o kriminalleştirme politikasını devam ettirmek. İşte 1 Mayıs'taki etkinlikleri polisin
özellikle zorba tavrıyla ürkütme, korkutma ya yönelik bir takım politikalar üretmek. Bu ve buna benzer politikalarla önümüzdeki bir seneyi geçireceği anlaşılıyor. Tabii bunun bilincinde hareket etmesi gereken de bir toplum var herhalde. Şimdi bu toplum seçimlere giderken Türkiye İşçi Partisi'nden, sizin içinde bulunduğunuz o partiden çok şey bekliyor büyük bir ihtimalle. Evet, ama özellikle de hani